Citroen C4 Yakom Şipşek Etkili uygulaması. Arkadaşlar yepyeni bir ürün videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Citroen C4 aracıma yeni aldığım far ampulünü sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Ve ampulümüz Jacobs H7 ve H1. Şöyle sizlere kutularını göstermiş olayım arkadaşlar. Şöyle ilk H7'den sizlere göstermiş olayım kutusunu. H7 bunlar kısaları için arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermiş olayım arkadaşlar. Ve diğeri de H1 uzunlar bunlar arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermiş olayım kutusunu bu şekilde. Şöyle sizlere göstermiş olayım arkadaşlar. Ve bugün de sizlerle beraber montajını yapacağız. Fakat ben bu tarafı montajını yaptım arkadaşlar. Yani bu tarafı yeni aldım. Ampulümü taktım. Hatta şöyle sizlere göstermiş olayım arkadaşlar. Şöyle ışıkları bir çakalım. Evet şu an çaktım. Ve uzun da şöyle çakayım arkadaşlar. Ve şöyle sizlere göstermiş olayım. Burada eskilerim. Burada eski ampulüm var. Burada ise yeni aldığım ampulüm arkadaşlar. Jacobs H7 ve H1. Bunlar H1. Bunlar da H7 arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermiş olayım. Gayet güzel arkadaşlar. Ve şimdi de sizlerle beraber sol tarafım montajını yapacağız arkadaşlar. Ve o zaman montajımıza geçiyoruz. Videoyu bir dakikada biliyorum arkadaşlar. Çünkü sürü önemli bir kanıtlar seçeceğim. Kanalımız Retasınırma abone olmayı unutmayın. Şu an kanıtlar çıktı. Abone olun. Ve bu kanalda nasıl tarz içerikler var kafanızda soru işaretleriniz olursa bu kanalda efekt var. YouTube'da, Twitch'te nerede olsa kullanabilirsiniz efektleri bulursunuz. Ayrıca ben size abone ol, beğen efekti ve iş yapmak için efekti yapıyorum. Ve bu iki efektten birisini sahip olmak istiyorsanız Arelis ve Retasın kanalına abone olmak şart arkadaşlar. Bunu unutmayın ve hadi o zaman videomuza devam edelim. İlk öncelikle H7'den başlamak istiyorum. Yani kısalardan başlamak istiyorum arkadaşlar. Ve şöyle kutusunu bir açalım bakalım kutuda ne var. Evet şöyle bir kablosunu şu an görüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kablosunu çekelim şuradan ve bakalım ne çıkacak. Şunu bir açarsak eğer. Evet şöyle arkadaşlar bunu bir kenara alıyorum. Ve H7 ampulümüz burada arkadaşlar. Şöyle bir onu da bir çıkarmış olayım. Ve şöyle çıkardım arkadaşlar ve kutusu. Şöyle arkadaşlar kutusunu şöyle göstermiş olayım ve kutuyu da bir kenara alıyorum. Ve ampulümüzü şöyle sizlere göstermiş olayım arkadaşlar. Ampulümüz bu şekilde. H7 Jacobs ve şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve şimdi takalım arkadaşlar. Şuradan şunu bir çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve şimdi de eski ampulümüzü bir çıkaralım arkadaşlar. Şöyle elimizi sokuyoruz. Ve evet şu an çıktı arkadaşlar. Eskisi şu an çıkıyor. Evet şu an çıktı arkadaşlar. Zaten şu an gördüğünüz gibi çıktı. Ve şöyle bunu bir şöyle çıkaralım. Evet. Ve şimdi de yenisini takalım arkadaşlar. Bakalım test yapalım. Bakalım çalışacak mı? Şöyle soktum ve bir ışığı bir çakayım arkadaşlar. Evet yanmadı çünkü galiba ters soktuk. Şöyle diğer tarafa bir çevirelim arkadaşlar. Evet, arabayı çalıştırmak zorundaydım arkadaşlar çünkü aküsü bitmiş, ekonomi moda geçmiş. Ve şöyle ampulümüz şurada arkadaşlar, şöyle size göstermiş olayım. Gayet güzel şekilde çalışıyor ve şimdi de yerine yerleştirelim. Şöyle yerine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle güzelce de bir sokalım. Evet sonunda arkadaşlar ampulümüzü yerleştirdim ve şöyle şimdi bunu da bir yerine takayım arkadaşlar, yerleştireyim ve şimdi sizlere göstereceğim nasıl şılıyor arkadaşlar. Şöyle koyalım bu koruyucu arkadaşlar. Şöyle gayet güzel şekilde yerleştirdik ve şimdi sizlere göstereyim nasıl ampulümüz şılıyor arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermiş olayım arkadaşlar, gayet güzel. Hatta şöyle önden komple şöyle bir
Bakalım arkadaşlar şöyle ne kadar gözükecek bilmiyorum güneşten. Diğer tarafta biraz güneş var arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermiş olayım. Gayet güzel. Ve şimdi de uzunlara geçiyoruz arkadaşlar. H1'e ve haydi o zaman montaja geçiyoruz. Şöyle H1'in kutu açılımını yapalım arkadaşlar. Şöyle onu da bir sizlere göstereyim arkadaşlar. Şöyle kablosu olduğunu şu an görüyoruz yukarıda, en yukarıda. Ve şöyle kutusunu bir açalım. Bunu bir şöyle bir çıkaralım arkadaşlar. Öyle çıkarabilirsek. Evet şöyle çıkaralım arkadaşlar. Zarar vermeden ampulümüze. Evet şu an ampulümüzü görmüş oluyoruz arkadaşlar. Ve şöyle ampulümüzü bir çıkarayım. Ve şöyle arkadaşlar kutu da boş. Kutuyu bir kenara alıyorum. Ve ampulümüzü şöyle sizlere göstermiş olayım arkadaşlar. Gayet güzel bir ampul Jacobs H1 arkadaşlar. Eski ampulümüzü çıkaralım ve yenisini takalım arkadaşlar. Şöyle burada bunun şeyini bir çıkaralım arkadaşlar. Şöyle ya çıkarabilirsek eğer tabii ki. Şöyle niye dalı lan sen? Tamam şöyle arkadaşlar kurucusunu bir çıkardım ve eskisini eski ampulümü şöyle bir çıkarıyorum arkadaşlar. Ya çıkarsa tabii ki. Çık lan. Tamam çıktı arkadaşlar. Şöyle eski ampulü şöyle arkadaşlar şöyle sizlere göstermiş olayım ve şöyle buradan bunlara çıkarıyoruz zarar vermeden çık lan. Nasıl girileşmiş abicim çıkmadı. Zor çıktı ha. Vallahi zor çıktı ya. Evet şöyle eski ampulümüzü çıkardık ve şimdi de yeni ampulümüzü takalım arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermiş olayım bunu. Şöyle şunu buraya sokuyoruz. Şöyle gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Tamam. Bunu da buraya sokuyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet. Soktum. Şu an soktum arkadaşlar. Ve şimdi arabayı tekrar çalıştırmam gerekiyor. Çünkü ekonomi moda geçti. Evet şu an arkadaşlar bakın. Ampul şu an çalışıyor. Araba yakmadan da şu an selektör atıyorum. Şöyle arkadaşlar. Görüyorsunuz ve ampulümüz gayet güzel şekilde çalışıyor. Ve sonunda H1'in montajı bitti arkadaşlar ve şimdi şöyle koruyucusunu bir takalım arkadaşlar ve şöyle koruyucusunu bir takıyoruz. Umarım gözüküyordur. Şöyle bir bakayım. Koruyucusunu bir takıyorum arkadaşlar ve şimdi sizlere göstereceğim nasıl şılıyorlar arkadaşlar. Şu an sadece kısalar yanıyor. Şöyle sizlere göstermiş olayım arkadaşlar. Şu an hepsi hazır yani montajımızın sonuna gelmiş bulmaktayız ve şimdi şöyle bir uzunlara bir gideyim çakayım arkadaşlar şöyle bir uzunlarda da görelim şöyle bir uzunlar çakalım arkadaşlar ve bakalım nasıl şılıyorlar şöyle uf 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 be bu ne be çok güzel be abicim ooo gözlerimi aldı ya şöyle şöyle arkadaşlar bakın. Of 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 çok güzel ya gerçekten çok güzel arkadaşlar. Montajımızın da sonuna gelmiş olmaktayız arkadaşlar ve şöyle size göstermiş olayım arkadaşlar. H7 kısalar, H1 uzunlar arkadaşlar. Jacobs çift çek etkili ve şöyle sizlerin gözlerinizi bir alayım arkadaşlar. Şöyle çift çek etkili Jacobs Citroen C4 uygulaması. Vay be çok güzel be kardeşim. Gerçekten çok güzel ya. Eğer siz de Jacobs Farampul'u almak istiyorsanız açıklama kısmından link olacak arkadaşlar. Ve ben bu ampulleri AliExpress'ten aldım. Tüm detayları açıklama kısmından bırakacağım. Ve şimdi de Jacobs Farampul'ünü geceleyin test edeceğiz arkadaşlar. Ve şöyle sizlere ampullerimizi salayım. İlk öncelikle şöyle kısalardan şöyle salıyorum arkadaşlar. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi bilmiyorum. Umarım kamerada güzel gözüktür. Hatta telefonun ışığını bir kapa diyeyim arkadaşlar. Şöyle görmüş olasınız arkadaşlar. Ve şimdi de uzunlarım çakacağım. Şöyle uzun çakıyorum ve Citroen C4 Yakom şipşek etkili uygulaması. Gayet güzel arkadaşlar. Şöyle buradan da göstermiş olayım arkadaşlar. Bakın şöyle gayet güzel
yanıyor ışıklar arkadaşlar. Şöyle bir uzunu bir çakayım arkadaşlar. Hatta şöyle şimşek etkili. Şöyle. Ve şöyle sizin benim gözümden de görmüş olduğunuz arkadaşlar. Bakın gayet güzel ya. Gerçekten çok güzel. Şöyle. Citroen C4 aracıma Jacobs Farampoli H7 ve H1 uygulamasını yapmış olduk arkadaşlar. Ve dediğim gibi açıklama kısmında link olacak. Oradan siz de sipariş etmek istiyorsunuz. Oradan siz de göz atıp bakabilirsiniz arkadaşlar. AliExpress'ten aldım. Ve gayet güzel arkadaşlar. Memnunum. Şu anlık memnunum yani. Ve arkadaşlar Berat Atçukçu'nun devamını gelmiş istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimi de açmayı unutmayın ve beni sosyal medya hesaplarından takip edin. Unutmayın arkadaşlar. Umarım videodaki farkındasınız. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Bye.